Bekçilerin şu anda evleri, bekar olan kadınların evlerini gözetlemesinin resmileştirilmesi gibi bir şey, bir durum var. Bu resmileştiriliyor. Hatta bu yetki verildi şu anda. Yani biz bunu şu biçimde değerlendiriyoruz. Zaten kadınlar evlerinde, iş yerlerinde, sokakta, hayatın her alanında aslında erkek şiddetine maruz kalıyor. Ve şu anda devlet kendi hür, özgür iradesiyle yaşayan kadınları, bekar kadınları, işte bir biçimde kendi özelliğini kurmuş olan kadınları denetlemek için böyle bir mekanizma kullanmak istiyor. Aslında bu birazcık da zaten yapılan bir şeyin, zaten biz her gün erkekler tarafından gözetleniyoruz. Zaten biz her gün erkek şiddetine maruz kalıyoruz, tacize uğruyoruz. Devletin şu anda yaptığı da bunu kendi kurumlarıyla meşrulaştırmaktır. Ama biz bu konuda diyoruz ki bu asla meşru değildir. Biz kadınlar olarak buna her zaman sesimizi yükselttik. Erkek şiddetinin hiçbir türlüsüne tahammülümüz yok. Ve mahallemizde, evimizin içinde tacizci, maaşlı bekçileri istemiyoruz. Ve buna yönelik sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Bekçi yasasıyla birlikte aslında hayatımızda zaten kontrol edilen, baskı uygulanan kolluk kuvvetinin biraz sayısının artması anlamına gelen ve son süreçte bekçilerin yani bu yasayla ve öncesinde pandemi sürecinde yetkilerin artmasıyla beraber zaten mevcut olarak özgür yaşam alanlarını insanların kendi çevresinde veya mahallesinde yaptığı hareketlerin gözetlenmesi, kontrol altına alınması gibi hak ihlalleri söz konusuydu devlet tarafından gerçekleştirilen ve meşrulaştırmaya çalışılan. Bekçilerin bir nevi namus bekçisi yetkisi verilmesi de aslında kadınların hayatına devletin doğrudan evine kadar sana saldırırım ve bu sistematik şiddetimi meşrulaştırırım dalgasıyla birlikte evinin içine kadar, pencerene kadar hiç belki de hayatından karşılaşmadığı sıfatlarla kadınları karşılaştırarak bir nevi hem kadın hareketine hem genç kadınlara, üniversiteli kadınlara, öğrencilere bir nevi bu şekilde yaşamak zorundasın ve bu şekilde benim istediğim koşulda yaşayacaksın baskısını meşrulaştırmaya çalışıyorlar ve biz buna kesinlikle karşıyız çünkü zaten mevcut olarak aile, üniversite kurumlarla birlikte yani bu tarz kurumlarla birlikte yaşamımız zaten sınırlandırılmaya ve öğrenci yurtlarından, öğrenci evlerinden tutalım da mahallede tek başına yaşayan, bekar ama aynı zamanda çalışan veya çalışmayan fark etmeksizin kadınların tüm yaşamını sınırlayan ve aslında denetim altına alan bir mekanizma geliştirmeye çalışıyorlar. Bu aslında özgürlüklerin, tüm insan haklarının ihlali anlamına geliyor bizim açımızdan ve bu doğrudan bir faşizm. Kadınlara bu süreçte bu kadar hedef almalarının sebebinin biz kadın hareketinin bu kadar yükselmesi olduğunu ve aslında kadın hareketinin haklarını, kadınların kazanılmış haklarını savunmalarını ve aslında haklarını iktidara veya devletin herhangi bir kurumuna bırakmamaları ve bunu her yerden, sokaktan, alandan, meydandan, okuldan, kampüsten, her yerde, Twitter'dan fark etmeksizin her türlü eylemini, her türlü özgür ifadesini bu kadar geliştirmiş, bu kadar gerçek bir hareketle inşa etmişken bu saldırı aslında hem kadın hareketine, hem kadınlara, hem de aslında kadınlarla birlikte tüm yaşama, çünkü biz tüm yaşamın yarısıyız, tüm yaşama olan bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Kesinlikle bu yasanın karşısındayız. Bekçi dediğimiz kolluk kuvveti herhangi bir şekilde bizim evimizi gözetleyemez ve aynı zamanda bu gerçekleştiği zaman karşılaşılacak sorunların bilincindeyiz ve buna yönelik de kadınlarla birlikte hareket etmeye, kadınlarla eylemler gerçekleştirmeye, buna karşı basınç oluşturmaya da devam edeceğiz.